LGS'ye son 107 gün. Gerçekten nerelerden bugünlere kadar geldik ama asla vazgeçmedik. Kimi zaman sonuçlarımız istediğimiz gibi olmadı. Kimi zaman istediğimiz gibi oldu. Ama inşallah sınav günü geldiğinde gerçekten oh be diyeceğimiz günlere yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şimdi günün sözüne baktığımızda Carl Sandburg gerçekten artist gibi bir isim varmış. Önce hayal etmediğimiz sürece hiçbir şey olmuyor. Gerçekten de hayal etmemiz lazım. Yani o güzel okullarda okuyacağımız günleri, yaz tatilinin geldiği günleri hayal etmemiz lazım. Matematikten, Türkçeden, fenden, inkılaptan, İngilizceden, dinden çok çok iyi netleri yaptığımız günleri hayal etmemiz lazım. O zaman gerçekten hem dua niyetine geçiyor hem de gerçekleşiyor. Günün yorumuna baktığımızda Kadriye Kara 453 beni almış. Tebrikler Kadriye. Hemen başlayalım. Sorularım demiş kibarca, hiç hemen konuya girmiş. Sözel derslerde İnkılap ve İngilizceyi nasıl daha iyi anlarız demiş. Evet, ilk defa matematik gelmedi diyecektim ki altta hemen varmış matematik sorusu zaten. Neyse bakalım. Şimdi İnkılap ve İngilizce gerçekten çalışıldığında hepsi doğru yapılabilecek dersler. Aynı şekilde din dersi öyle, biliyorsunuz. İnkılapta yapmanız gereken 3 şey var. Birincisi kavramları çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü net bilgi sorulmuyor. Yani işte şu savaş kaç yılında yapılmıştır? İsmet İnönü'nün ayakkabı numarası kaçtır? Böyle sorular gelmiyor. Kesin olan şeyler kavramlar. Yani nedir? Milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik, laiklik ve çağdaşlaşmayı bilmeniz lazım. Atatürk ilkelerini bilmeniz lazım. Bazı savaşların ulusal ve uluslararası sonuçlarını bilmeniz lazım. Peki hocam, ben bunları nasıl öğreneceğim? Hemen örnek sorulara bakacağız ve geçmişteki LGS'den önceki sınavdaki sorularla çok benziyor sorular. Yani böyle evet birazcık uzatıldı, biraz resim falan kondu ama kazanımları, kavramları benzer nitelikte diyebiliriz. Dolayısıyla örnek ve çıkmış sorulara bakacağız inkılapta aynı şekilde. Tabii ki burada şu önemli, yine uzun, biraz daha yorum gerektiren sorular da gelebiliyor. Fakat temelinde inkılapta böyle matematik gibi çok köklü bir değişim olmadı. Yani matematikte şimdi soruları çözerken yüz ifademiz böyle oluyor ya. Bunu da bugün gördüm sosyal medyada, sizler için çıktı aldım. Yani yeni nesil soru, matematik sorusu deyince insanın yüzünde şöyle bir ifade oluşuyor. Allah kahretsin, nefret ediyorum ifadesi oluşuyor. Ben de bu çocuğu görünce hemen aklıma 8. sınıftaki değerli öğrencilerimiz geldi. Tabii siz bundan daha büyüksünüz ama en az bunun kadar da tatlısınızdır. Şimdi ve bu kadar da acı çekiyorsunuzdur, bunu biliyorum. İnkılapta öyle bir şey yok. Böyle matematikte kadar korkunç bir değişim olmadı. Dolayısıyla kavramları bileceğiz. Örnek ve çıkmış sorulara bakacağız. Ve tabii ki de bol soru çözeceğiz. Sonrasında inkılapta 10'da 10 yapmak çok kolay. İngilizceye baktığımızda ise burada da anahtar kelimemiz kelimeler. Yani vocabulary dediğim şey. Kelimeler için de eğer soru çözerken veyahut da test çözerken böyle çok canınız sıkılıyorsa, kelimeleri unutmak istemiyorsanız burada kelimeler için de kartlar yöntemini uygulayabilirsiniz. Kart dediğim şey, kelime kartları yazıyorsunuz. Arkasında bilmeniz gereken mesela işte o on the kitchen ünitesinde, on the phone ünitesinde falan filan, neyse işte in the kitchen ünitesinde. Onların arkasına Türkçesini yazıp yanınıza gezdirdiğiniz zaman aklınıza kalıyor. Ve tabii ki yine bol soru çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu dersleri rahatlıkla full yapabilirsiniz. Hiç korkmanız gerek yok. Nasıl daha iyi anlarız? İngilizceyi daha iyi anlamanız için kelime lazım. İnkılabı daha iyi anlamanız için de kavramlar lazım. Bizim inkılap özetlerimize bakarsanız çok kolay olduğunu görürsünüz. 4 tane amacı var Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm konu onun üzerine şekilleniyor. Gelelim ikinci soruya, yine matematik geldi. Matematik netlerimiz çok düşük. Virgül. Bu kalan sürede kesin yükselir. Kesin yükselir. Bu kesin yükselir diyorsun. Evet, ben söylüyorum. Kesin yükselir. Matematik sorusu görür görmez sayfayı değiştiriyorum. Bak, az önce söylediğim arkadaş değil miymiş? Bak. Bu kimdi? Kadriye. Kadriye'nin ismini yazalım buraya. Kadriye Kara. Evet, Kadriye Kara. Hatta yeni nesil matematik sorusu çözerken ben diyebiliriz. Evet, gerçekten Kadriye ismi tipi de tam Kadriye tipi esasında. Kadriye yeni nesil matematik sorusunu çözerken gerçekten tiksiniyor, nefret ediyor. Ama esasında olay şu. Birincisi, matematik netlerimiz çok düşük. Kalan sürede nasıl yükselteceğimize dair iki tane süper sürprizimiz var. Bir, kesin yükselecek, hiç endişelenmeyin. İkincisi, yakında hızlanma programımız geliyor 1 Mart'ta. Hızlanma denemeniz var. Türkçe ve matematiğiniz için Türkçe matematik kitaplarımız gelecek. Türkçe matematik programı yapacağız yani. Sadece Türkçe ve sadece matematiğe yönelik bir hafta boyunca sizleri hızlandıracağız ve yeniden çalışmaya başlayacağız. Bu bir. Bunun haricinde şunu da söyleyebiliriz. Matematiğin en önemli özelliği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Vazgeçmemektir. Hayatın ta kendisidir matematik. Niye? Bakın şimdi. İlk 200 soruda gerçekten ağlayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Yani hani temel soruları çözdünüz, orta seviye sorular çözdünüz. Tam sınav tarzı sorulara başladığınız zaman ilk 200 soruda aynı bu arkadaş gibi olacaksınız. Bakın nerede? Görüyor musunuz? Aynı bu arkadaş gibi. Sonrasında ikinci 300 soruda bayağı soru çözmemiz gerekiyor. Vazgeçmek yok. Birazcık yüz ifademiz insan normale dönecek yani. Ama hala kahkaha atmamız, gülümsememiz yok. Ama hala tam da düzelmemiş olacak. Ama sonraki sorularda ve deneme sorularında yani sonraki 3 soruda artık yavaş yavaş yüzümüzde bir
gülücük oluşacak ve sonraki 200 soruda da artık yüzümüz tam anlamıyla düzelecek. Ne diyorsun hocam? 1000 tane soru yazdın diyebilirsiniz. Hayır. Gerçekten burada toplam 2 tane soru bankası, hatta çok olsa yeni nesille düşünürsek 3 tane soru bankası var. Yani işte şu incelikte 3 tane matematikle alakalı soru bankası çözdüğünüz zaman matematik netleriniz gerçekten inanılmaz bir şekilde yükselecek. Zaten şöyle düşünün. 900'ü 100'e bölüyorum. Bakın şimdi 900 var ya burada. 600, 400, 1000 tane varmış, özür dilerim. 1000 tane var ya. 1000 tane 100'e bölüyorum. Hani sınava 108 gün kalmış, 100 gün çalışın. 100'e bölüyorum. Birler gider. Günde 10 soru. Günde 10 soru çözeceksiniz yani. Günde 10 soru da zaten çözüyorsunuzdur. Siz bunun çok daha fazlasını çözeceğinize eminim. Gelelim buraya. Herhangi bir dersen kendi kelimelerimle not alamıyorum. Ne yapmalıyım? Güzel Kadri. Evet, Kadri'yi bir kez daha. Hani yorumu görüyoruz ama kendisine görelim istedik. Herhangi bir dersen kendi kelimelerimizle not alamıyorsak yapmamız gereken şey şu. Çok net söylüyorum. Birincisi, en önemlisi, sınıfta iyi not alan arkadaşlar, bakın A seçeneği, arkadaşlarımızın notlarından faydalanabiliriz. İkincisi ve en önemlisi, videolardaki videolarımız hani hep böyle, dikkat etseniz hep böyle gidiyor bak. Günün kitabı diyor, Faust Goethe diyor veyahut da ne bileyim gün okulda böyle çok fazla uzun detaya girmiyoruz biz böyle. Not şeklinde gidiyoruz. Bu budur, bu budur, bu budur şeklinde gidiyoruz. Videolarda biz okuyucu durumuna düşmeyelim diye, hatta bak size burada bir tane video taslağımızı göstereyim bak. Demişiz ki bunu böyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Yani asla şey yapmıyoruz, nedir onun adı? Uzun uzun cümleler kurmuyoruz. Bu sizin cümleniz, bu bizim video taslağımız değil. İşte bizim video taslaklarımızdaki kısımları, videoları durdurup hem izleyip hem de oradaki video notlar çıkarabilirsiniz. Videolardan da notlar çıkarabilirsiniz. Orada çok önemli şeyleri sizler için kısa kısa veriyoruz. Onların ekran görüntüsünü alıp çıksın alabilirsiniz. Onlar ücretsiz. Aynı zamanda üst sınıflarda bizim PDF'lerimiz de var. Bir de tabii ki en önemlisi akıl notlarımız var. Akıl notları veyahut da yazılı notları da, yine bilhassa akıl notları değil de yazılı notları, tam anlamıyla size yardımcı olabilecek notlar. Oradan da çalışabilirsiniz sevgili kardeşim. Günün kitabına baktığımızda evet, Goethe tarafından yazılmış Faust adlı eseri görüyoruz. Bir tiyatro bu. Hani ilginizi çekecekse okumanızı tavsiye ediyorum. Ama onun haricinde zaten bayağı kitap tavsiye ettik. Onlardan da devam edebilirsiniz. Günün Okulu Maltepe Fen Lisesi. 2.96 ile alıyor. Diş hekimliği mühendisi yine de havada uçuyor. Gördüğünüz gibi bütün fen liseleri böyle 0.11, 0.8, 0.9, 0.10 olacak diye bir şey yok. Üçüncü dilimde, hatta ileriki günlerde paylaşacağız. 4, 5, 6, 7, 8. dilimlerde bile, 10. dilimlerde bile çok iyi liselerin olduğunu hep beraber göreceğiz. Günün sorusuna baktığımızda fen sorusu, o yüzden mikrofonu size bırakıyorum. Karbondioksit gazı hangi canlılar tarafından doğrudan atmosferden alınabilmektedir diyor. Güzel bir soru. Gerçekten tebrik ediyorum kendilerini. Ödülü soruda yorumlarınızı bekliyoruz. Bizler her zamanki buradayız. Vazgeçmiyoruz. Çünkü sizin de vazgeçmeyeceğinizi biliyoruz arkadaşlar.